İnanmayacaksınız ama bundan yıllar yıllar önce Türk halkının egemenlik haklarını ve Türk devletinin imkanlarını oy için, makam mevkii için, cebini doldurmak için sağa sola peşkeş çekmeyen bir avuç vatansever genç vardı. DFT Tarih Biyografi'nin bu bölümünde sizlere o gençlerden biri olan Süleyman Askeri Bey'den bahsedeceğiz. Öncelikle bu videonun ana kaynağı Kronik Kitap'tan çıkan Süleyman Askeri biyografisidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fedaisi, Şemsi Paşa suikastini organize eden ve 2. Meşrutiyet'e giden kapıyı ardına kadar aralayan kişi, ilk Türk Cumhuriyeti olarak bilinen Garbi Trakya Hükümeti'nin kurucusu, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucu başkanı ve teşkilatın Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar yürüttüğü onlarca özel harp faaliyetinin baş mimarı. Türk gayri nizami harp tarihinin en önemli ismi ve tarihçiliğimizin hakkını teslim edemediği sayısız kahramandan biri Süleyman Askeri Bey'in hayatıyla ilgili yazılmış en detaylı çalışmalardan olan bu eseri bir çırpıda heyecanla okuyacağınıza eminiz. Kitabı uygun fiyatlarla temin edebileceğiniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca Amazon'da oluşturduğumuz tavsiye kitap listesinden de sizler için seçtiğimiz eserlere göz atabilirsiniz. Kronik Kitabı ve DFT Tarihi takipte kalın diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Hürriyet peşinde koşan bir genç. Süleyman Askeri Bey, babası Halil Vehbi Paşa'nın Edirne'de görevde olduğu sırada 1884'te doğdu. Aslen Prizrenli olup okul kayıtlarına göre uzun boylu ve beyaz tenliydi. Çocukluk yıllarına dair pek bilgi olmayan Süleyman, Edirne Askeri İdadisi'ni bitirip 1900 yılında İstanbul'daki Harp Okulu'na girdi. Sonrasında Harp Akademisi'ne kabul edildi. 1905'te Akademi'yi Mümtaz Yüzbaşı olarak tamamladı. Mezuniyeti sonrasında ailesinin o sırada bulunduğu İzmir'deki 45. Redif Alayı'na atandı. İzmir, Süleyman Askeri Bey için dönüm noktasını teşkil etti. Vatanperver bir genç olan Süleyman, devletinin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağına dair kafa patlatıp duruyordu. Emperyal devletlerin amansız baskılarından bir şekilde kurtulmalı, azınlıkların Türk halkının haklarını gasp etmesine bir son verilmeli, devlet yüzünü batıya dönüp modernizasyon sayesinde çöküşten kurtulmalıydı. O ve binlerce genci göre imparatorluğun içine düştüğü bataklıktan kurtulabilmesinin yolu, Sultan II. Abdülhamit'in baskısını kırmak ve hürriyeti ilan etmekten geçiyordu. Bu amaçla Selanik vilayeti Posta ve Telgraf İdaresi katiplerinden Talat Bey, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Benzer idealleri olan Terakki ve İttihat Cemiyeti ise Paris merkezli olmak üzere hali hazırda faaliyet göstermekteydi. Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin önde gelenlerinden Doktor Nazım'ın cemiyetin bir şubesini açmak için 1906 sonlarında İzmir'e gelmesi Süleyman Bey'i heyecanlandırdı. Amcası Cemil Paşa aracılığıyla İzmir'deki şubenin ikinci üyesi olarak cemiyete üye oldu. Örgütlenme sürecinde aktif rol oynadı. Çok hareketli birisi olmanın yanında teşkilatçılığı da üst seviyedeydi. Kısa sürede İzmir'deki mektepli subayların çoğunu cemiyetin üyesi yaptı. Süleyman, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin 1907 Eylül'ünde İttihat ve Terakki Cemiyeti adıyla birleşmesinden hemen sonra Manastır'a eğitim subayı olarak atandı. Onun buraya atanması tesadüfi değildi elbette. Rumeli, İttihatçılığın vücut bulmuş haliydi ve hükümete karşı örgütlenen genç subaylar burada toplanıyordu. Süleyman, Enver ve Kazım Beylerin etkin olduğu Manastır'da kısa sürede cemiyet içinde ön plana çıktı. Kendisi üst yönetimle cemiyet üyelerinin iletişimini organize etmenin yanı sıra Manastır'daki İTC fedailerinin de başıydı. Avrupalı devletlerin reval görüşmelerinde Makedonya'yı imparatorluktan koparmak istemeleri ve hükümetin durum karşısındaki çaresizliği, hürriyet ateşiyle yanan 3. Ordu'nun İttihatçı subaylarını harekete geçirdi. Bir şey yapılması şarttı. Memleket elden gidiyor, bir yangındır ki vatanı içine almaya hazırlanıyordu. Bir şey yapılmalıydı. Ama ne yapılacak ve ne zaman yapılacaktı? Kafa karışıklığı sürüp giderken, Resneli Niyazi yıllardır yer altında süren faaliyetlerin artık hedefe ulaşması için yanına aldığı gönüllü askerlerle dağa çıktı. Resneli, memleketi için, devletinin bekası için hükümete baş kaldırıp koskoca sultana karşı gelip dağa çıkmıştı. Şimdi neler yaşanacağını herkes heyecanla beklemekteydi.
Sultan durumu kontrol için Şemsi Paşa'yı bölgeye yollamaya karar verdi. Direnişin bastırılması, hali hazırda harekete geçen cemiyetin sonu olabilirdi. 5 Temmuz 1908'de Paşa trene bindiğinde İttihatçılar kara kara düşünmekteydi. En sonunda Paşa'ya suikast düzenlenmesi kararlaştırıldı. Paşa Selanik'e vardığında bu karar uygulanacaktı. Ama ortamın müsait olmamasından dolayı girişim iptal edildi. Paşa, Resnili'nin üzerine gitmek için manastıra hareket edeceği sırada ortam daha da gerginleşti. Artık zaman tükenmekteydi. Derken Enver Bey de ortadan kayboldu. Paşa'nın odağını dağıtmak için isyan etti. Hükümetin başındaki dert birken iki oluvermişti. Paşa ise 7 Temmuz'da manastıra vardı. O esnada manastırdaki Süleyman Askeri Bey, genel merkezin talimatıyla Paşa'ya suikast düzenleyecek bir fedayı aramaktaydı. Teğmen Atıf Bey gelip görevi üstlenmek istediğini belirtti. Süleyman Askeri silah tedariği ile ilgilenip suikastin planını hazırladı. Vakit gelince Atıf Bey, silahını telgraf dairesinden ayrılmakta olan Şemsi Paşa'ya doğrultup ateşledi. Paşa kanlar içinde yatarken suikastçi Süleyman'ın korumasında kaçarak daha önceden planlanan yere saklandı. Şemsi Paşa'nın cansız bedeninin merdivenlere yığılması bir anda ortamı değiştirdi. İttihatçıların cesareti artarken Sultan Abdülhamit kontrolü giderek kaybetti. Ve Sultan işlerin daha da çetrefilleştiğini görünce 24 Temmuz'da 2. Meşrutiyeti ilan etti. İttihatçılar istediklerini almışlardı. Ama acemiliklerinden dolayı duruma hakim olamadılar. 1909'da İstanbul'da avcı taburlarının isyanını yeni rejime tehdit olarak algılayıp, harekat ordusu adını verdikleri bir güç teşkil edip başkenti yürüdüler. İsyanı bastırıp olaylarla alakalı olup olmadığı tartışmalı padişahın istifasını istediler. 2. Abdülhamit de 27 Nisan'da istifa edip tahttan çekildi. Süleyman askeri, 2. Meşrutiyet'in ilanında pay sahibi olan ve harekat ordusuyla İstanbul'a gelen subaylardandı. İstanbul'a gelmişti. Ama şimdi ne olacaktı? İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunca desteklenen yeni hükümet, ihtilali gerçekleştiren gençleri ne yapacaktı? Devrim kendi çocuklarını yiyip onları sindirecek miydi? Yoksa onları yükseltecek miydi? Bu aşamada genç subayların çoğu terfi ettirilerek merkezden uzak görevlere gönderildiler. Süleyman askeri de kol ağası yapılarak Irak'ta jandarma teşkilatını oluşturacak ekipte görevlendirildi. Eylül 1909'da atanmasının yapılmasından sonra Bağdat'ın yolunu tuttu ve bambaşka maceralara yelken açtı. Trablusgarp. Süleyman askeri Bağdat'ta jandarma kulağısı olarak görev yaptığı 1911 yılında İtalyanlar, Osmanlı'nın uzak ve unutulmuş vilayeti Trablusgarp'ı işgal ettiler. Başkent siyasi entrikaların içinde kaybolduğundan bu vilayette ilgilenememişti. Ayrıca ordu zayıf, imkanlar da kısıtlıydı. Hükümet Trablusgarp'ı elde tutamayacağını biliyor, bir umut diplomatik yollarla işi geciktirmeye çalışıyordu. Fakat hükümetin teslimiyetçi tutumu, çoğu İTC'lilerden oluşan bir grup genç subayın kanına dokundu. Onlar vatanın parçası olan Trablusgarp'tan bu kadar kolay vazgeçmeye niyetli değillerdi. Harbiye nezaretine baskı yaparak işgal bölgesinde direnmek için izin istediler. Bunun üzerine Harbiye, gönüllü subayların emrinde gerilla birlikleri kurularak savaşın sürdürülmesine karar verdi. Bu, Türk gayri nizami harp tarihinin de başlangıcıydı. Enver, Mustafa Kemal, Ali Nefti, Yakup Cemil, Nuri, Fuat, Sapancılı Hakkı ve pek çok genç gönüllü olup vatanı savunmak için Afrika'ya geçti. Süleyman askeri de bu gençlerden birisiydi. Savaşın başlayıp İtalyanların yurdu işgale başladığını duyunca dellendi. Yerinde duramıyordu. Koşup cepheye gitmeliydi. Bağdat valisi Cemal Bey'den izin koparıp 1 Ocak 1912'de Bağdat'tan yola çıktı. 3 ay süren yolculuktan sonra Mart ayında Bingazi'ye vardı. Vakit kaybetmeden cephede mühim görevler üstlendi. Zor şartlar altında bir yandan İtalyanlarla çarpışıyor, öte yandan sadakatleri aldıkları paraya bağlı olan Arap savaşçıların çıkardığı sorunlarla ilgileniyordu. Bir süre sonra Bingazi komutanı ile anlaşamayan Süleyman, Derne tarafına nakledildi. Burada başta Enver Bey ve Mustafa Kemal ile omuz omuza savaşıp onlarla kaynaştı. Enver Bey ile aralarındaki samimiyet daha derindi.
Enver Bey onu kurmay subayı yapmaya karar verdi. Savaşın her anında Enver'in yanında olup onun kararlarında etkili oldu. Bir avuç Osmanlı subayının ve onların organize ettiği kabile savaşçılarının tam teşekküllü bir orduya karşı yapabilecekleri sınırlıydı. Ama genç subaylar sömürgeci İtalyanlara çölü cehennem ettiler. O kadar ki İtalyanlar savaşı sonlandırmak için Osmanlı yurdunun başka noktalarına saldırarak İstanbul'daki hükümet üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Trablus'ta savaş devam ederken Balkanlar kaynıyordu. Yurt içinde İttihat ve Terakki'ye olan muhalefet artarken Balkan devletleri de Rumeli topraklarına göz dikmişlerdi. Gergin ortam Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın Ekim 1912'de Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle neticelendi. Savaş başlayınca Osmanlı hükümeti, Trablusgarp'ı İtalyanlara teslim etmeyi kabul edip dikkatini yeni çıkan savaşa vermeye çalıştı. Balkanlarda harbin başlaması üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç, yeni açılan cephede yararlılık sağlamak için Trablusgarp'tan ayrılırken, Enver ve o sırada ağır bir şekilde yaralı olan Süleyman askeri kararsızdı. Buradaki halkı ve Türk toprağını bırakmak onlara zor geliyordu. Hatta gitmelerine yakın yapılan bir merasimde çadırlarına kaçıp hüngür hüngür ağlamışlardı. Süleyman askeri duygusal bir karaktere sahipti. Hele hele söz konusu Türk vatanı ve milleti olunca duygularına hakim olamıyor, ortada yapılması gereken bir şey varsa hemen öne atılıyordu. Bunun yanında inatçı ve gururluydu da. Bir görev aldığında onu namusu belleyip layıkıyla yapmaya çalışıyordu. Ama hiçbir zaman hayalperest değildi. Olmayacak şeylerin peşinde de koşmuyordu. İşte bu aklı selim tavrıydı zaten onu Trablusgarp'tan çıkaran. Balkanlarda Osmanlı ordusunun perişan olmasını, imparatorluktan kopan yeni yetme devletlerin tüm ana yurdu işgal etmesine hayretle bakıyordu. Nihayetinde Mustafa Kemal Bey'in ayrılmasından bir ay sonra Enver ve geri kalan bazı arkadaşlarıyla cepheyi bırakıp yeni bir mücadele için hikayesinin başladığı topraklara doğru yola çıktı. Batı Trakya Devleti. Süleyman ve genç ittihatçılar Trablusgarp'tan geldiğinde Bulgar ordusu İstanbul'a dayanmış, Edirne'yi de kuşatmıştı. Hükümet acilen barış için zemin arıyordu. Balkanların kaybedildiğini ve Edirne'nin de bırakılacağını öğrenen ittihatçılar Enver Bey önderliğinde organize olup Ocak 1913'te Bab-ı Ali'yi basıp hükümeti devirdiler. Böylece yeni kurulacak olan kabineyle savaşa devam edilebilecekti. Süleyman askeri darbeden birkaç gün sonra 10. Kolordu'nun birliklerinden birine kurmay subay olup Şarköy'ü çıkarmasına katıldı. Fakat Şarköy çıkarması ve Bolayır taarruzu başarısız olunca Osmanlılar barış imzalamak zorunda kaldılar. Türk tarafı üzüntü içerisindeydi. İmparatorluğun ana toprakları birkaç ay içinde vatandan koparılmıştı. Manastır, Selanik, Üsküp ve daha nice belde elden kayıp gitmiş, Türkler ve Müslümanlar canlarını kurtarmak için ata topraklarını bırakıp ellerinde kalan yurt parçalarına doğru göçe başlamışlardı. Psikolojik yıkım devam ederken Bulgarların diğer Balkan ülkeleriyle anlaşamaması üzerine Balkan Savaşları yeniden başladı. Fırsattan yararlanmak isteyen Osmanlılar en azından Edirne'yi geri alabilmek için harekete geçtiler. Süleyman o sırada Bolayır Kolordusu'nun Trabzon Redif Tümeni'nin kurbay subayıydı. 22 Temmuz 1913'te Edirne'ye giren askerlerden biri olma şerefini kazandı. Edirne alınmıştı ama durum kritikti. Hükümet Bulgarlarla uzlaşıp Edirne'yi sağlama alma niyetindeydi. Ordunun içindeki etkin ittihatçı subaylar ise geri kalan vatan topraklarından birazını daha almayı kafaya koymuşlardı. Resmi olarak bunu yapamayacaklarını anladılar. Ordunun Meriç'i geçmesi kriz çıkarabilirdi. Ama ordudan olmayan milislerin hareketinden devlet sorumlu olmazdı. O an Enver Bey, hükümetin isteksizliğine rağmen Trablus'taki gibi gayri nizami harp taktiklerine başvurmayı düşündü. Bir çetenin başına Kuşçubaşı Eşref'i koyup nehrin batısına yolladı. Birkaç gün sonra da Süleyman Askeri Bey, Bolayır Kolordusu kurmayı Mustafa Kemal Bey ile konuştu. Ordudan istifa eden subaylar ve birkaç tabur hareketlenip nehri geçti. Süleyman ve Eşref, Batı Trakya'ya girince bir vahşetle karşılaştılar. Bulgar ve Yunanlar camileri yakıp yıkmışlar, köyleri kasabaları talan etmişler, Türk erkeklerini sistematik bir şekilde katledip kadın ve çocuklara tecavüz etmişler, halkın dinini zorla değiştirmişlerdi.
Türk bayrağı bu topraklardan çekilir çekilmez kan oluk oluk akmıştı. Süleyman askeri kaos ortamından da yararlanıp kısa sürede Dede Ağaç, İskeçe, Gümülcine gibi yerleri ele geçirip yerel bir hükümet kurdu. Yanındaki gönüllülerin sayısı ise 20 bini geçti. Türkler sevinç içinde Süleyman'ın etrafında toplanıyorlar, kurtuluşlarını kutluyorlardı. Askeri durumu sağlamlaştırmak için Eylül ayında Batı Trakya Bağımsız Hükümeti'nin bağımsızlığını duyurup kendisini hükümet başkanı ilan etti. Büyük devletler duruma tepki göstermekte gecikmedi. Osmanlı hükümeti de Bulgarlarla yapılan barış görüşmelerinin akamete uğrayacağından korkuyorlardı. Buna rağmen Enver ve Süleyman Batı Trakya konusunda ısrarcı davrandılar. Süleyman hemen icraate başladı. Devletin bayrağı ve marşı hazırdı bile. Bölgelere yöneticiler atandı. Kolluk kuvvetleri oluşturuldu. Savunma için küçük bir ordu teşkilatlandırıldı. Sistematik vergi toplanmaya başlandı. Kabine oluşturuldu. Resmi gazete basıldı. Devlet ajansı kuruldu. Maaş ve ödenek işlemleri halledildi. Diğer devletlerle diplomatik ilişki zemini hazırlandı. Nüfus tespit çalışmalarına geçildi. Din görevlileri atandı ve pasaport uygulamasına geçildi. Ve bunların hepsi birkaç haftada oluverdi. 29 yaşındaki Süleyman Askeri Bey tam bir teşkilatçıydı. Trabluskarp'ta görev yapan arkadaşları gibi neyi nasıl organize edeceğini biliyordu. Cesur ve atılgan olması da cabasıydı. Kısa sürede bu tarz bir oluşum meydana getirmesi takdire şayandı. İttihatçılar genelde böyleydi desek yerinde olacaktır. Kısa sürede ordu toplarlar, 2 dakikada devlet dahi kurarlardı. Vaziyet böyleyken Osmanlı hükümeti Bulgarlarla anlaştı. Edirne Türklere, Batı Trakya Bulgarlara kalacaktı. Ve Batı Trakya'daki Türk halkının hakları garanti edilecekti. Artık Süleyman'ın kurduğu hükümete ihtiyaç yoktu. Ama o, Batı Trakya'yı bırakmamak için başta çok diretti. Gerekirse direneceğini söyledi. Hükümet önce Enver'i ikna etti, ardından Cemal Paşa'yı yollayıp Süleyman askeriyi ikna etti. Ve böylece Batı Trakya Devleti ortadan kalkmış oldu. Süleyman kazandığı nüfusuyla buradaki Türklerin haklarını korumaya devam etti. Bulgar Liberal Partisi ile anlaşıp Bulgar Meclisi'ne 1-2 iddiatçı ve Türk mebuslar seçtirmeyi başararak en azından buradaki Türklerin haklarını bir şekilde korumaya gayret etti. Gümülcine'den ayrılıp siyasi karmaşa içindeki İstanbul'a döndü. Hükümet onu Irak'a göreve yollayıp uzaklaştırmak istese de artık binbaşı olan Süleyman, İTC'nin ağır toplarından birisiydi. Binbaşı dahi olsa kimse onu kafasına göre istediği yere yollayamazdı. İstanbul'da olduğu süre zarfında Enver'in harbiye nazır olması için onu destekledi. Ocak 1914'te Enver harbiye nazırı oldu ve yakın dostu Süleyman'ın hayatında ardı ardına büyük gelişmeler oldu. Teşkilat-ı Mahsusa. Trabluskarp ve Balkan Savaşları süresinde milis güçlerle elde edilen kazanımlar Osmanlıların aklında bir şimşeğin çakmasına vesile oldu. Resmiyet tanımayan bu milis güçlerden yararlanıp neden bir gayri nizami muharebe gücü oluşturulmuyordu? Kısa sürede bu gayri nizami harp gücünü teşkilatlandırmak gerekliydi. Ve bu fikir doğrultusunda Teşkilat-ı Mahsusa adı altında birlikler kurulmaya başlandı. Hali hazırda Batı Trakya'daki gönüllü birlikler bu işi yaptıklarından teşkilatın çekirdeğini oluşturdular. Osmanlı'nın gayri nizami harp örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa müfrezeleri Kasım 1913'te kuruldu. Bu örgütün başına bir merkez yönetim kurulu, bir de bu kurula başkan lazımdı. Süleyman Askeri Bey 1914 Temmuz'unda siyasetle ilgilendiği için askerlikten emekliye sevk edildi. Amaç onu İstanbul'da tutmak ve başka işlerde kullanmaktı. Muhacirin İdaresi Başkanı yapıldı ve Bulgaristan'la 1. Dünya Savaşı öncesi dostluk bağlarının kurulması için görevlendirildi. Bu yolda Sofya'daki askeri ateşe Mustafa Kemal'le beraber çalıştı. Türk ve Makedonyalı komitecilerin Sırp ve Yunanlara karşı beraber direnmesini öngören bir anlaşma hazırlayarak Bulgarlarla Osmanlıları birbirine yakınlaştırdı. Bu başarısı ona Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanlığına giden yolu açacaktı. Enver Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa'yı kendine yakın adamlardan organize etme niyetindeydi. Talat Paşa da Enver'e yakın olanların partinin içinden bu teşkilata kayacağını hesaplayarak buna göz yumdu.
Böylece Enver Paşa, teşkilat-ı mahsusada tek söz sahibi oldu. Örgütlenmenin başına da çok güvendiği ve Balkanlardaki faaliyetleri herkes tarafından takdir edilen Süleyman Askeri'yi getirdi. Süleyman kısa sürede teşkilatı kendine yakın adamlarla örgütleyip 1. Dünya Savaşı başladığında faaliyete geçirdi. Osmanlı'nın resmiyette yapamayacağı pek çok işi el altından halletmeye çalıştı. Balkanlarda Osmanlı lehine suikastler düzenledi. Yunan ve Sırplara karşı gerilla savaşı verecek milisleri örgütledi. Ruslara karşı bağımsızlık hedefi olan Ukrayna Kurtuluş Birliği ile temaslarda bulundu. Afganistan ve Pakistan'a adamlar yollayıp İngilizlere karşı isyanlar organize etmeye çalıştı. Süveyş kanalını tıkamak için planlar yaptı. 1. Dünya Savaşı'nın sıcak çatışma sahalarında hem cephe önünde hem cephe ardından bazı faaliyetlerde bulundu. Milis güçlerin ayak bağı olduğunu düşünen kıta komutanları teşkilat-ı mahsusanın faaliyetlerinden rahatsız olsalar da Süleyman Askeri Bey her yerde eli ayağı olan bir milis generali olup çıkmıştı. Teşkilat-ı mahsusanın en yoğun faaliyet gösterdiği yerlerden birisi de Kafkas cephesiydi. Fakat teşkilatın buradaki faaliyetlerinin tarzı konusunda derin fikir ayrılıkları vardı. Teşkilatın Kafkasya'daki önde gelen ismi Bahattin Şakir, merkezdeki Süleyman'la anlaşamıyor ve emirleri Talat Paşa'dan almayı tercih ediyordu. Bu sürtüşme, Süleyman'ın teşkilatın başından ayrılmasındaki sebeplerden birini teşkil etti. Asıl sebep ise Irak'ta yaşananlar oldu. Osmanlılar 1. Dünya Savaşı'na girerken Irak'taki savunmayı zayıf bırakmışlar, başka cephelere odaklanmışlardı. Ama İngilizler Basra'dan çıkarma yapıp Osmanlı birliklerini yenince duruma müdahale etmek gerekti. Bölgede düzenli birlik azdı ve Basra merkeze uzaktı. Harbiye burada gayri nizami harp taktiklerini kullanarak yerel halkın örgütlenmesine dayalı bir savaş yürütebileceğini düşünüyordu. Bu tarz bir savaş verilecekse akla gelen ilk isim belliydi. Binbaşı Süleyman Askeri. Her maceranın bir sonu vardır. Vatan için elini her taşın altına korkusuzca koymayı vazife bilen Süleyman, teşkilat-ı mahsusa başkanlığını bırakıp yeniden üniformasını giydi. Yarbaylığa terfi ettirilerek Aralık 1914'te Basra valisi ve 38. Tümen komutanı olarak bölgeye atandı. Akabinde Irak ve havalisi komutanlığına getirildi. İtibarı artık o kadar yüksekti ki, yarbay olmasına rağmen beraber çalışacağı sivil ve askeri yetkilileri dahi belli bir seviyeye kadar kendisi seçmişti. Süleyman Askeri Bey yanında teşkilat-ı mahsusa bünyesinde gönüllülerden kurulan Osmancık taburunu ve mürettep itfaiye alayını da bölgeye getirmişti. Burada yapacağı direnişe çok güveniyordu. Hatta öyle ki İngilizleri denize döküp gerekirse Hindistan'a dahi gideceğini düşünüyordu. Fakat burada elinde daha fazla yetki ve imkan olmasına rağmen koşullar farklıydı. Karşısında İngilizler vardı ve Arapların ihaneti daha düşman Basra'ya adım atar atmaz başlamıştı. Süleyman Bey, Arapların gözünü korkutmak için İngilizlerle işbirliği yapan Basra kadısını infaz edip cesedin üstüne "Vatan hainlerinin cezası budur" diye yazdırıp teşhir etmişti. Süleyman daha baştan işi sıkı tutma hedefindeydi. Aynı zamanda askerlerin ona güveni de tamdı. Ondan çok etkileniyorlardı. O kadar ki Osmancık taburunda görev yapmış bir kişi ondan şu şekilde bahsetmekteydi. "Ben çok paşa gördüm ama Süleyman Askeri Bey'in sesini hiçbirinde görmedim. Paşa sesi dediğin mi bir Süleyman Askeri de vardı, bir de rahmetli Atatürk'te. Bunlar bir kere asker evlatlarım dediğinde ordunun gözünden yaş dökülürdü." Süleyman hazırlıklarını yapıp İngilizleri durdurma işine koyuldu. Ocak 1915'te yapılan 1. Rota Muharebesi'nde İngilizleri mağlup etti. Fakat heyecanlı yapısından kaynaklı ateş hattına iyice sokulunca aynı anda iki bacağından yaralandı. Bu cephe için çok kritik bir dönemeç oldu. En yakın arkadaşı Yüzbaşı Cemil de bu muharebede şehit düşmüştü. Muharebeden sonra Süleyman cephe hattından Bağdat'a nakledildi. Durumu çok ağırdı ve yerinden kıpırdayamıyordu. Yeniden yürüyebilmesi aylar alabilirdi. Daha cepheye yeni gelmişken bu talihsizlik herkesi karamsarlığa sevk etti. İstanbul'dan yerine vekil yollanmaya kalkıldı ama o bunu kabul etmedi.
ben yattığım yerden de savaşırım diyordu. İngilizleri tamamen atmak için yaptığı planı hasta yatağında hazırladı. Tüm hazırlıkları takip etti ve Nisan ayında taarruz gücüne ulaştığına kanaat getirdi. Ama bir türlü iyileşip ayağa kalkamamaktaydı. Her şeye rağmen cephe hattına inmeye mecbur olduğunu hissetti. Tekerlekli sandalyesiyle kuvvetlerinin başına geçti. 1915 Nisan'ında İngilizler üzerine taarruz emrini verdi. Saldırı İngilizleri şaşırtmadı. Çünkü kendi istihbaratları çalışmış, Türk istihbaratı ise ayakta uyumuştu. İngilizler nereden saldırı geleceğini biliyordu. Şuaybiye meydan muharebesi Türkler açısından tam bir fiyasko oldu. Türk piyadesi dikenli telleri aşacak envanteri olmadığı için çakılıp kaldı. Düzensiz Arap birliklerinin bir kısmı rastgele ateş açarak Türk askerlerini vururken, Acemi Bey'in emrindekiler hariç çoğu aşiret birliği ya emirlere uymadı ya da gerisin geri kaçtı. Yerinden kalkamayan Süleyman Bey, o kaos ortamında duruma yeteri kadar hakim olamadı. Yanıltıcı raporlar ve emir komuta zincirinin kopuşu felaketi getirdi. Artık ordu dağılmış, saldırı inisiyatifi İngilizlere geçmişti. Psikolojisi iyice bozulan Süleyman, Acemi Bey'in taraf değiştirdiği haberini alınca çılgına döndü. Halbuki bu haber tamamen hatalıydı. Ama o an bu bilgi kontrol edilemedi. Emirlerinin yerine getirilmemesine ve bölgeye yakın Zübeyir'in Arap ahalisinin kılını bile kıpırdatmamasına sinirlenip şöyle haykırdı. Köpekler bile yabancıları mahallelerine yaklaştırmazlar. Onlar kadar bile olamadınız. Arabasına bindirilmesini emrederken durumun artık kurtarılamaz olduğunu gördü. Nehirdeki İngiliz filosunun ateşi Osmanlı ordusunu iyice sıkıştırmaktaydı. Ama Süleyman'a düşmanının saldırısı değil, içerideki ihanet koyuyordu. Bazı Araplar kargaşadan yararlanıp Türklerin aleyhine dönerek mallarını yağmalamaya koyulmuşlardı. Artık her şey bitmişti. Süleyman askeri Şuaybiye'deki bu ağır mağlubiyeti gururuna yediremeyip silahını şakağına dayadı ve tetiğe bastı. Türk ordusu zar zor geri çekilirken Süleyman'ın ağzından kanlar akan naaşı geri hatlara taşındı. Ölümü üzerine Süleyman Nazif onun hakkında şu ifadeleri kaleme aldı. Süleyman askeri vatanı için vatanından başka her şeyi isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlıydı. Vatana hizmetinden dolayı 1916'da Devlet Şurası kararıyla şehit ilan edildi ve tarihteki yerini böylece almış oldu.